Hazırlayan Seyyid Ebu Yusuf Hazinevi. Bu tür programların devam etmesini ve başarılı olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız ve sevdiklerinize tavsiye ediniz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu programımızda 7. mektuptan 12. mektuba kadar seslendireceğim. İsmihi subhanehu ve immin illa bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden her türlü noksan sıfattan uzak Allah'ın adıyla hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile beraber tesbih, tenzih ediyor olmasın İsra 44. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sonsuza kadar sürekli üzerinize olsun. Aziz kardeşlerim, bana söylenmek üzere Şamlı Hafız'a iki şey demişsiniz. Birincisi, Hz. Peygamberin aleyhissalatu vesselam, Hz. Zeynep ile evliliğini eski zaman münafıkları gibi bugünün dalalet ehli de tenkit sebebi olarak görüyor nefsani ve şehvani kabul ediyorlar. El cevap, yüz bin defa haşa ve kella, böyle alçak şüphelerin eli o mualla ve yüce zatın aleyhissalatu vesselam eteğine yetişmez. Evet, 15 yaşından 40 yaşına kadar vücudun hararetinin coşkunluğu sırasında, nefsin heveslerinin tutuştuğu bir zamanda, dost ve düşmanın ittifakıyla mükemmel bir iffet ve tam ismetle yalnızca Khadice Tül Kübra radıyallahu anha gibi ihtiyarca bir tek kadın ile evli kalan bir zatın 40 yaşından sonra yani vücudun hararetinin azaldığı ve nefsin heveslerinin söndüğü sırada birden çok evlilik yapması zorunlu olarak ve açıkça bunların nefsani olmadığını ve başka mühim hikmetlere dayandığını zerre kadar insafı bulunana ispat eder. O hikmetlerin biri şudur. Hazreti Peygamber'in sözleri gibi fiilleri, halleri, tavırları ve hareketleri de dinin ve şeriatın hükümlerinin kaynağıdır. Bunların görünürdeki tarafını sahabiler taşıyıp naklettiği gibi hususi dairesindeki mahrem hallerinden ortaya çıkan dinin sırlarını ve hükümlerini taşıyıp nakledenler de Ezvacı Tahirat yani Resul-ü Ekrem'in pak hanımlarıdır. Onlar bu vazifeyi bil fiil yerine getirmişlerdir. Dinin sırlarının ve hükümlerinin hemen hemen yarısı belki onlardan geliyor Demek bu büyük vazife için birden çok ve meşrepçe farklı pak hanım lazımdır. Gelelim Resul-i Ekrem'in Hazreti Zeynep ile evliliğine. 25. sözün 1. şulesinin 3. şuanın misallerinden olan "Makane Muhammedun eba ahadin min rijalikum velakin Rasulullah ve hatemen nebiyyin. Sadakallahu lazim. Ayetine dair şöyle yazılmıştı. Yani Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Ahsap suresi 40. ayet. Tek bir ayet insanların tabakalarına göre çeşitli yönlerle her tabakanın anlayışına uygun bir mana ifade eder. Bu ayetten bir tabakanın anlayışına düşen hisse şudur. Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam hizmetkarı veya oğlum hitabına mazhar olan Zeyd radıyallahu anh sahih rivayetlerde geçen itirafıyla izzetli hanımını kendine manen denk bulmadığı için boşamıştır. Yani Hz. Zeynep'in başka yüksek bir ahlakta ve bir peygambere hanımlık yapacak fıtratta olduğunu ferasetle hissetmiş, kendini ona eş olacak yaratılışta görmediğinden, denk bulmadığından, bu evlilik manevi uyuşmazlığa sebebiyet verdiğinden ondan ayrılmıştır. Allah'ın emriyle Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Hz. Zeynep'i eş olarak almıştır. Yani zevvecna keha ayetinin o nikahın semavi bir sözleşme olduğuna işaretiyle bu evlilik harikuladedir ve örfün zahir muamelelerinin üstünde sırf kaderin hükmüyledir. nedir? resul Ekrem de aleyhissalatü vesselam kaderin hükmüne boyun eğmiş ve uymaya mecbur olmuştur. Bu evlilik nefsin arzusuyla değildir. Zevvecna keha ayeti biz onu sana nikahladık. Ahzab suresinin 37. ayetinde ifade edilmiştir. Mühim bir şer'i hükmü mühim bir umumi hikmeti ve geniş bir fayda içeren لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ ف۪ي اَزْوَاجٍ اَدْعِيَائِهِمْ Ayet-i Kerimesinin işaretiyle yani ki bundan böyle evlatlıkları, eşleriyle ilişkilerini kestikleri, onları boşadıkları zaman o kadınlarla evlenmek hususunda müminlere bir güçlük olmasın. Ahzab 37 Kaderin şu hükmü, büyüklerin küçüklere oğlum demeleri, zıhar meselesi yani bir adamın karısına annem gibisin demesiyle o kadının o adama haram olması gibi değildir ki hükümler onunla değişsin. Hem büyüklerin idareleri altındakilere ve peygamberlerin ümmetlerine bir baba şefkatiyle bakması ve hitabı peygamberlik vazifesi itibarı iledir. Şahsiyetleri itibarı ile değildir ki onlardan eş almak uygun düşmesin. Ayetten ikinci bir tabakanın anlayışına düşen hisse şudur. Büyük bir amir emri altındakilere baba şefkatiyle bakar. Eğer o amir görünen ve görünmeyen alemlere hükmeden ruhani bir padişah ise merhameti bir babanın şefkatinden yüz kat daha fazla olacağı için emrindekiler onun hakiki evladı gibi ona baba nazarıyla bakarlar. Baba nazarı koca nazarına dönüşemediğinden ve kız nazarı da kolayca hanım nazarı haline gelemediğinden halkın gözünde peygamberin müminlerin kızlarını alması şu sırra uygun düşmediği için Kur'an o vehmi yok etmek maksadıyla şöyle der. Peygamber size Allah'ın rahmeti hesabına şefkat gösterir, bir baba gibi muamele eder ve peygamberliği yönüyle siz onun evladı gibisiniz fakat o şahsiyeti itibariyle babanız değildir ki sizden hanım alması uygun düşmesin, sizlere oğlum dese şeriatın hükümleri gereğince siz onun evladı olamazsınız. El-Baki Huvel-Baki Said-i Nursi 8. Mektup Bismihi Subhanehu ve imminşen illa yusebbihu bihamdihi. Rahman, Rahim isimlerinin Bismillahirrahmanirrahim de bulunmasının ve her mübarek işin başında zikredilmesinin çok hikmeti var. Bunun izahını başka vakte erteleyip şimdilik kendime ait bir hissimi söyleyeceğim. Kardeşim, ben Rahman, Rahim isimlerini öyle büyük bir nur olarak görüyorum ki bütün kainatı kuşatır, bu isimler her ruhun bütün ebedi ihtiyaçlarını tatmin edecek ve onu sayısız düşmanından emin kılacak kadar nurlu ve kuvvetli görünüyor. İki büyük nur olan bu isimlere yetişmek için bulduğum en mühim vesile fakr ile şükür, aciz ile şefkattir. Yani kulluk ve fakrının idrakinde olup onu göstermektir. Bu mesele münasebetiyle hatıra gelen bir nükteyi hakikatleri delilleriyle bilen zatlara Hatta bir üstadım olan İmam Rabbani'ye muhalif de olsa söyleyeceğim. Hazreti Yakub'un aleyhisselam, Hazreti Yusuf'a aleyhisselam karşı şiddetli ve parlak hisleri muhabbet ve aşk değil, belki şefkattir. Çünkü şefkat aşktan ve muhabbetten çok daha keskin, parlak, yüce ve nezihtir. Peygamberlik makamına layıktır. Muhabbet ve aşk mecazi sevgililere ve varlıklara şiddetli bir derecede yönelirse peygamberliğin o mualla makamına yakışmaz. Demek ki Kur'an-ı Hakim'in parlak ve mucizevi bir şekilde gösterdiği ve Rahim isminin tecellisine ulaşma vesilesi olan Hz. Yakub'un hissiyatı yüksek bir şefkat derecesidir. Vedud isminin tecellisine erişme vesilesi olan aşk ise Züleyha'nın Hz. Yusuf Aleyhisselam karşı hissidir. Demek Kur'an'ı mucizül beyan Hz. Yakub'un Aleyhisselam hislerini Züleyha'nınkinden ne derece yüksek göstermişse şefkatle aşktan o derece yüksek görünüyor. Üstadım İmam-ı Rabbani mecazi aşkı peygamberlik makamına pek uygun görmediği için şöyle demiş. Hz. Yusuf'un güzelliği ahirete ait güzelliklerden olduğu için ona duyulan sevgi mecazi aşklar gibi değildir ki kusur olsun. Ben de derim ki ey üstad bu biraz zoraki bir tevildir. Hakikat şu olmalıdır. O aşk değil belki aşktan yüz defa daha parlak daha geniş, daha yüksek olan bir şefkat mertebesidir. Evet, şefkat her çeşidiyle latif ve nezihtir. Aşkın ve muhabbetin ise pek çok türüne tenezzül edilmiyor. Hem şefkat pek geniştir, bir zat şefkat gösterdiği evladı münasebetiyle şefkatini bütün yavrulara hatta canlılara yöneltebilir ve rahim isminin kuşatıcılığına bir tür ayna olur. Halbuki aşık bakışını sadece sevgilisine yöneltip her şeyi ona feda eder yahut onu yüceltmek, övmek için başkalarını küçük gösterir, manen kötüler ve hürmetlerini kırar. Mesela biri şöyle demiş, güneş sevgilimin güzelliğini görüp utanıyor, onu görmemek için bulut perdesini başına çekiyor. Hey aşık efendi, ne hakkın var sekiz ismi azamın nurlu bir sayfası olan güneşi böyle utandırıyorsun, hem şefkat halistir, bedel istemiyor, saf ve karşılıksızdır. En basit mertebede olan hayvanların yavrularına gösterdikleri fedakarca, karşılıksız şefkat buna delildir. Halbuki aşk ücret ister, karşılık talep eder. Aşkın ağlamaları bir bakıma taleptir, bir karşılık beklemedir. Demek Kur'an surelerinin en parla, Yusuf Suresi'nin en parlak nuru olan Hazreti Yakub'un Aleyhisselam şefkati Rahman ve Rahim isimlerini gösterir. Şefkat yolunun rahmet yolu olduğunu bildirir ve o şefkat elemine deva olarak فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِزًا وَهُوَ اَرْحَمُ rahimin dedirtir. Yani en iyi koruyan Allah'tır ve o merhametlerin en merhametlisidir. Yusuf Suresi 64 El-Baki Huvel-Baki Sa'idi Nursi Dokuzuncu mektup Bismihi Subhanehu ve immin şeyin يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ bihamdihi Yine o halis talebesine gönderdiği mektubun bir parçasıdır. İkinci olarak Kur'an nurlarını yaymaktaki başarın, gayretin ve şevkin Cenab-ı Hakk'ın bir ikramıdır. Belki Kur'an'ın bir kerametidir. Rabbani bir inayettir. Sizi tebrik ediyorum. Keramet, ikram ve inayet bahsinin geçmesi münasebetiyle keramet ile ikramın bir farkını söyleyeceğim şöyle ki. Kerametin ortaya konulması mecburiyet olmadıkça zararlıdır. İkramın ifade edilmesi ise tahtisi nimet yani nimete karşı bir şükürdür. Eğer keramet ile şereflenen bir şahıs bilerek harika bir işe masar olursa, o haldeyken nefsi emaresini öldüremezse, kendine güvenmesi, nefsine ve keşfine itimat etmesi ve gurura düşmesi bakımından bu istidraç olabilir. İstidraç şudur, hakkı olmadığı halde ve inkarcılığına rağmen insanın nimetler erişmesi demektir. Fakat eğer insan bilmeden harika bir şeye masar olursa, onu anladıktan sonra nefsine değil, Rabbine itimadı artar ve beni benden daha iyi bir terbiye eden bir hafizim var der tevekkülünü kuvvetlendirir. Mesela birinin kalbinde bir soru varken Cenab-ı Hak kendisini konuşturuyor gibi o soruya uygun bir cevap verir. Sonra bunun keramet olduğunu anlar. Bir kısım tehlikesiz keramettir. İnsan onu gizlemekle yükümlü değildir. Fakat övülmek için kasten göstermeye çalışmamalı. Çünkü görünüşte onda çalışıp gayret etmesinin bir payı bulunduğundan İnsan onu nefsine bağlayabilir. İkram ise kerametin selametli olan ikinci türünden daha emniyetli ve bence daha yücedir. İfade edilmesi o nimete karşı bir şükürdür. İnsanın gayretinin onda tesiri yoktur. Nefsi onu kendine mal edemez. İşte kardeşim, hem senin hakkında hem benim hakkımda bilhassa Kur'an'a hizmetimizde eskiden beri gördüğüm ve yazdığım ilahi ihsanlar birer ikramdır. Bunların açıkça ifade edilmesi o nimetlere karşı bir şükürdür. Onun için ikimizin hizmetine ait başarıları sana tahtisi nimet olarak yazıyordum. Biliyordum ki sen de övünme değil şükür damarını uyandırıyor. Üçüncü olarak görüyorum ki şu dünya hayatında en bahtiyar insan dünyayı askeri bir misafirhane kabul edip buna teslimiyetle inanan ve öyle hareket edendir. O inanç ile en büyük mertebe olan Allah'ın rızasını çabuk elde edebilir Kırılacak şişeye baki bir elmasın fiyatını vermez, hayatını istikamet ve lezzet içinde geçirir. Evet, dünyaya ait işler, kırılmaya mahkum şişeler hükmündedir. Ahirete ait baki işler ise, çok sağlam elmaslar kıymetindedir. İnsanın yaratılışındaki şiddetli merak, hararetli sevgi, dehşetli hırs, inatlı talep ve bunun gibi kuvvetli hisler, ona ahireti kazanması için verilmiştir o hisleri şiddetli bir şekilde fani dünya işlerine yöneltmek, fani ve kırılacak şişelere baki elmas fiyatı vermek demektir. Bu münasebetle bir nokta hatırıma geldi şöyle ki, Aşk şiddetli bir muhabbettir, fani sevgililere yöneldiği zaman ya sahibini sonsuz bir azapta ve elemde bırakır ya da o mecazi sevgili o şiddetli muhabbete değmediği için baki bir sevgiliyi aratır, mecazi aşk hakiki aşka döner.'' İşte insanda binlerce his var. Her birinin aşk gibi iki mertebesi bulunur. Biri mecazi, biri hakiki. Mesela gelecek endişesi herkeste vardır. İnsan gelecekten şiddetli bir şekilde endişe ettiği vakit bakar ki endişe duyduğu o geleceğe yetişmek için elinde senet yok. Hem rızık yönünden bir taahhüt altında ve kısa olan o gelecek şu şiddetli endişeye değmiyor ondan yüz çevirip kabirden sonra başlayacak hakiki uzun ve gafiller için taahhüt altında olmayan bir geleceğe yönelir. Hem mesela insan mala, makam ve mevkiye şiddetli bir hırs gösterir. Bakar ki geçici olarak onun nezaretine verilmiş o fani mal, afetli şöhret, tehlikeli ve riyaya sebep olan makam sevgisi şu şiddetli hırsa değmiyor. Ondan gerçek makam olan manevi mertebelere Allah'a yakınlık derecesine, ahiret azlığı ve hakiki mal olan salih amellere yönelir. Fena bir haslet olan mecazi hırsı, yüce bir haslet olan hakiki hırsa döner. Hem mesela insan hislerini şiddetli bir inatla önemsiz, geçici, fani işlere sarf eder. Bakar ki bir dakika inada değmeyen bir şey için bir sene inat ediyor. Hem zararlı, zehirli bir şeyi elde etmek için inatla sebat eder. Anlar ki bu kuvvetli his kendisine böyle şeyler için verilmemiş. Onu bunlara harcamak hikmete ve hakikate zıttır. O şiddetli inadı lüzumsuz, geçici işlere harcamayıp, yüce ve baki olan iman hakikatleri, İslam esasları ve ahirete ait hizmetleri için kullanır. Rezil bir haslet olan o mecazi inat, güzel ve yüksek bir haslet olan hakiki inada yani hakta şiddetli sebata dönüşür. İşte şu üç misaldeki gibi insan kendisine verilen manevi donanımı eğer nefis ve dünya hesabına kullanır ve dünyada ebediyen kalacakmış gibi gafilce davranırsa kötü ahlaka, israfa ve abes şeylere yol açar. Eğer o hislerin daha hafiflerini, dünya işlerine şiddetlilerini de ahirete ait ve manevi vazifelere sarf ederse bu insanı övülmüş ahlaka, hikmet ve hakikate uygun olarak iki cihan saadetine ulaştırır. İşte tahmin ediyorum ki bu zamanda nasihat edenlerin öğütlerinin tesirsiz kalmasının bir sebebi şudur. Ahlaksız insanlara derler ki haset etme, hırs gösterme, düşmanlık yapma, inat etme, dünyayı sevme yani fıtratını değiştir der gibi görünüşte onların güç yetiremeyeceği bir teklifte bulunurlar. Eğer bu huyların yüzünü hayırlı şeylere çeviriniz mecralarını değiştiriniz deseler hem nasihat tesir eder hem de bu o insanların iradeleri dairesinde bir teklif olur. Dördüncü olarak İslam alimleri arasında İslam ile imanın farkları çok bahis konusu olmuştur. Bir kısmı ikisi aynıdır, bir kısmı da ikisi aynı değil fakat biri olmadan diğeri olmaz demiş ve bunun gibi çok çeşitli fikirler beyan etmişlerdir. Ben şöyle bir fark anladım. İslamiyet kabullenip taraftar olma, iman ise kesin bir şekilde inanmadır. Bir başka tabirle İslamiyet hakka taraf ve teslim olma, boyun eğmedir. İman ise hakkı kabul ve tasdiktir. Eskiden Kur'an'ın hükümlerine şiddetle taraftar olan bazı dinsizler görmüştüm. Demek ki onlar bir yönden hakka taraftar olmakla İslamiyet'e mazhardır. Onlara dinsiz bir Müslüman denilebilirdi. Sonra bazı müminler gördüm ki Kur'an'ın hükümlerine taraftarlık yapmıyor, Onlara hayatlarına esas kılmıyor ve gayrimüslim bir mümin tabirini hak ediyorlardı. Acaba İslamiyetsiz iman kurtuluş vesilesi olabilir mi? El cevap. İmansız İslamiyet kurtuluşa vesile olmadığı gibi, İslamiyetsiz iman da olamaz. Felillahil hamdu vel minneh. Yani bütün şükür ve şükranlar Allah'adır. Minnetin her türlüsü de sadece onadır. Kur'an'ın manevi icazının feyziyle Risale-i Nur'un ölçüleri İslam dininin ve Kur'an hakikatlerinin meyvelerini ve neticelerini öyle bir tarzda göstermiştir ki dinsiz dahi anlasa onlara taraftar olmaması mümkün değildir. Hem imanın ve İslam'ın delillerini o derece kuvvetli bir şekilde ortaya koymuştur ki gayrimüslim bile anlasa herhalde tasdik eder gayrimüslim olarak kaldığı halde iman eder. Evet sözler cennetteki tuğba ağacının meyveleri gibi tatlı ve güzel olan iman ve İslamiyet'in meyvelerini, iki cihan saadetinin güzellikleri gibi hoş ve şirin olan neticelerini öyle göstermiştir ki, görenlerde ve tanıyanlarda sonsuz bir taraf ve teslim olma hissi uyandırır. Mevcudat silsilesi gibi kuvvetli, zerreler gibi sayısız iman ve İslam delillerini göstererek sonsuz, kesin bir inanç ve iman kuvveti verir. Hatta bazen Şahın Akşibendin evradını okurken şehadet getirdiğim vakit ala zalike nahya ve aleyhi nemutu ve aleyhi nub'asu gadan dediğimde sonsuz bir taraf olma duygusu hissediyordum. Yani iman hakikatleri üzere yaşar, onlara inanmış olarak ölür ve yine o inanç üzere diriliriz. Dediğimde sonsuz bir taraf olma duygusu hissediyordum. Eğer bütün dünya bana verilse, bir iman hakikatini feda edemeyecek bir hale bürünüyorum. Bir hakikatin aksini bir dakika farz etmek bana gayet elemli geliyor. Bütün dünya benim olsa bir tek iman hakikatinin ortaya çıkması için her şeyimi vermeme nefsim tereddütsüz itaat ediyor. Allah'ım, hem gönderdiğin Resul'e iman ettik, hem de indirdiğin kitaba inanıp gönülden tasdik ettik. Dediğim zaman sınırsız bir iman kuvveti hissediyorum. İman hakikatlerinin her birinin aksini aklen imkansız kabul ediyor dalalet ehlini sonsuz ahmak ve divane görüyorum. Anne ve babana pek çok selam ve hürmetlerimi arz ederim. Onlar da bana dua etsinler. Sen benim kardeşim olduğun için onlar da benim peder ve validem mükmündedir. Köyünüze de bilhassa senden sözleri işlenlerin hepsine selam ediyorum. Elbaki huvelbaki Sa'id-i Nursi. 10. Mektup iki sorunun cevabıdır. Bismihi Subhanahu ve immişin illa yusebbihu bihamdihi. Birincisi, 30. sözün ikinci maksadında zerrelerin hareketlerinin ve yenilenmesinin tarifi hakkındaki uzun cümleye ilave bir izahtır. Kur'an hakimde İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin farklı yerlerde defalarca zikredilmiştir. Tefsircilerin bir kısmı ikisi aynıdır, bir kısmı ise ikisi farklıdır der. Bunların hakikatlerine dair beyanlar muhteliftir, kısaca ilahi ilmin ünvanlarıdır denilmiştir fakat Kur'an'ın ile ben şu kanaate vardım. İmam-ı Mübin, Cenab-ı Hakk'ın ilminin ve emrinin bir türünün ünvanıdır ki, şu görünen alemden çok gayb alemine bakar. Yani içinde bulunulan zamandan ziyade geçmişe ve geleceğe nazar eder. Her şeyin görünürdeki varlığından çok aslına, nesline, köklerine ve tohumlarına bakar. Allah'ın takdiri olan kaderin bir defteridir. Bu defterin varlığı 26. sözde ve 10. sözün bir haşiyesinde ispat edilmiştir. Evet, İmam-ı Mübin Allah'ın ilim ve emrinin bir türünün ünvanıdır. Yani eşyanın çekirdekleri, kökleri ve asılları kusursuz bir intizamla eşyanın varlığını gayet sanatkarca netice vermeleri yönüyle elbette Cenab-ı Hakk'ın ilim düsturlarının bir defteri vasıtasıyla düzenlediklerini gösteriyorlar. Ve eşyanın neticeleri, nesilleri, tohumları ileride gelecek varlıkların programlarını, fihrislerini içerdiklerinden elbette Allah'ın emirlerinin küçük birer mecmuası olduklarını bildiriyorlar. Mesela bir çekirdek bir ağacın bütün meydana geliş aşamalarını düzenleyecek olan programların, fihrislerin, o program ve fihrisleri tayin eden yaratılış kanunlarının küçücük, cisimleşmiş hali hükmündedir denilebilir. Kısacası, Madem İmam-ı Mübin geçmişin, geleceğin ve gayb aleminin etrafında dal budak salan yaratılış ağacının bir programı fiilisli hükmündedir. Demek ki bu manada İmam-ı Mübin kaderin bir defteri, düsturlarının bir mecmuasıdır. O düsturların yazılması ve hükmünü icra etmesiyle zerreler eşyanın vücudundaki hizmetlerine ve hareketlerine sevk edilir. kitab Mübin ise gayb aleminden çok görünen aleme bakar yani geçmiş ve gelecekten ziyade içinde bulunulan zamana nazar eder. İlim ve emirden ziyade Allah'ın kudret ve iradesinin bir ünvanı, bir defteri, bir kitabıdır. İmam-ı Mübin kader defteri ise kitab-ı Mübin kudret defteridir. Yani her şeyin vücudundaki, mahiyetindeki, sıfat ve fiillerindeki kusursuz sanat ve intizam, onlara mükemmel bir kudretin düsturlarıyla ve her şeye tesir eden bir iradenin kanunlarıyla vücut giydirildiğini, suretleri tayin ve teşhis edilerek belirli birer miktar hususi birer şekil verildiğini gösteriyor. Demek ki o kudret ve iradenin külli ve umumi bir kanunlar mecmuası büyük bir defteri vardır. Her bir şeyin hususi vücudu ve sureti ona göre dikilir, giydirilir. İşte bu defterin varlığı İmam-ı Mübin gibi kader ve cüz'i irade meselelerinde ispat edilmiştir. Gaflet ve dalalet ehlinin hak yoldan sapmış felsefecilerin ahmaklığına bak ki, yaratıcı kudretin o levhi mahfuzunu, Cenab-ı Hakk'ın hikmet ve iradesinin her şeyi görerek yazılmış kitabının eşyadaki o cilvesini, akislerini, misalini hissetmişler fakat haşa tabiat diye isimlendirmiş, köretmişler. İşte İmam-ı Mübin ile yani kaderin hükmü ve düsturu ile ilahi kudret eşyanın yaratılışında hepsi birer ayet olan varlıklar silsilesini levh-i mah ve ispat denilen zamanın misali sayfasında yazıyor, var ediyor. Zerreleri hareket ettiriyor. Demek zerrelerin hareketleri o yazıdan, o nüshaların icadından, varlıkların gayb aleminden görünen aleme ve ilimden kudrete geçmeleri sırasında ortaya çıkan bir titreşim, bir faaliyettir. Levh-i mah ve ispat ise sabit ve daimi olan büyük levh-i mahfuzun mümkinat dairesindeki yani ölüme ve hayata, varlığa ve faniliğe daima mazhar olan eşyadaki sürekli değişen bir defteri ve yazboz tahtasıdır. Zamanın hakikati odur. Evet, her şeyin bir hakikati olduğu gibi, zaman dediğimiz kainatta akan büyük nehrin hakikati de, levh-i mahve ispattaki kudret yazısının bir sayfası ve mürekkebi hükmündedir. La ya'lemul gaybe illallah. Hiç kimse gaybı bilemez. Gaybı yalnız Allah bilir. İkinci soru. Haşir meydan nerededir? El cevap. Vel ilmu indallah. Gerçek bilgi Allah katındadır. Halika hakimin her şeyde gösterdiği yüce hikmet, hatta tek bir küçük şeye çok büyük hikmetler takması apaçık şekilde şuna işaret ediyor. Yer küre büyük bir daireyi başıboş bir şekilde rastgele çizmiyor. Belki mühim bir şeyin etrafında dönüyor ve büyük bir meydanın geniş dairesini çiziyor, gösteriyor. Büyük bir serginin etrafında gezip manevi neticelerini ona devrediyor ki o neticeler ileride o sergide insanların gözü önünde gösterilecektir. Demek ki haşir meydanı 25 bin senelik mesafeye yakın geniş bir daireye yayılacaktır. Rivayete göre Şam-ı Şerif kıtası bir çekirdek hükmünde o daireyi dolduracaktır. Yer kürenin bütün manevi mahsulleri şimdilik gayb perdesi altında olan o meydanın defterlerine ve levhalarına gönderiliyor. İleride meydan açıldığı vakit sakinlerini de yine o meydana dökecek, o manevi neticeler de gaybdayken görülür hale gelecektir. Evet, yer küre bir tarla, bir çeşme, bir ölçek hükmünde o büyük meydanı dolduracak kadar mahsul vermiş. O meydanı kaplayacak varlıklar ondan akıp geçmiş, ve orayı dolduracak sanatlı varlıklar ondan çıkmıştır. Demek yerküre bir çekirdek haşir meydanı ise, içindekilerle beraber bir ağaç, bir sümbül ve bir mahzendir. Evet, nasıl ki parlak bir nokta, süratli hareketiyle ışıktan bir çizgi veya bir daire olur, aynen öyle de, yerküre süratli, hikmetli hareketiyle, bir varlık dairesinin belirmesine ve o dairenin neticeleriyle beraber büyük bir haşir meydanının oluşmasına vesiledir. Kul innemel ilmu indallah. De ki bunu yalnız Allah bilir. Mülk suresi 26. El baki huvel baki sa'id nursi. 11. mektup. Bismihi subhanehu ve im min şeyin illa bihamdihi. Bu mektup mühim bir ilaçtır. Dört ayetin hazinesinden dört küçük cevhere işaret eder. Aziz kardeşlerim, şu dört farklı meseleyi Kur'an hakim değişik zamanlarda nefsime ders vermişti. Arzu eden kardeşlerimin de bundan bir ders veya hisse almaları için yazdım. Konu itibariyle başka başka dört ayeti kerimenin hakikatler hazinesinden küçük birer cevher misal olarak gösterilmiştir. O dört bahisten her birinin ayrı bir sureti, ayrı bir faydası var. Birinci bahis. İnne keyde şeytan ikane da'ifa. Yani şeytanın hilesi cidden zayıftır. Nisa suresinin 76. ayeti. Ey kötü vesveselerden ümitsizliğe düşen nefsim. Hayallerin çağrıştırdıkları ve farazi şeylerin hatıra gelmesi, bir bakıma irade dışı tasvirlerdir. O şey eğer hayırdan ve nuranilikten ibaretse, hakikatin hükmü, suretine ve misaline bir derece geçer. Güneşin ışığının ve sıcaklığının aynadaki suretinden yansıması gibi. Eğer o şey şerden ve katı maddelerden ibaretse, aslın hükmü ve hususiyeti suretine geçmez, timsaline tesir etmez. Mesela pis ve murdar bir şeyin aynadaki sureti ne pis ne de murdardır. Yılanın aynadaki görüntüsü ısırmaz. İşte şu sırdan dolayı küfrü düşünmek, küfür olmadığı gibi çirkin sözleri hayal etmek de onları söylemiş olmak manasına gelmez. Bunlar bilhassa istemeden ve farazi bir şekilde hatıra gelirse tamamen zararsızdır. Hak yolundaki ehli sünnet ve cemaatin mezhebinde bir şeyin şeriata göre çirkin veya pis olması Allah'ın yasaklaması sebebiyledir. Madem iradesiz ve istemeden farazi bir hatıra gelmedir, hayali bir çağrışımdır, o halde yasak onu içine almaz, o ne kadar çirkin ve pis bir şeyin sureti de olsa, çirkin ve pis sayılmaz. İkinci mesele, barla yaylası, Tepelice'de çam, katran ve kara kavak ağaçlarının bir meyvesidir, sözlerde yazıldığı için buraya alınmamıştır. Üçüncü mesele, şu iki mesele 25. sözün Kur'an'ın mucizeliği karşısında medeniyetin acizini gösteren misallerinden bir kısmını anlatır. Kur'an'a muhalif medeni hukukun ne kadar haksız olduğunu ispat eden binlerce örnekten ikisi. Feliz zekeri mislu hazil unseyin şeklindeki Kur'an hükmü tam adalet olduğu gibi merhametinin ta kendisidir. Yani erkek kadının hissesinin iki mislini alır. Nisa 176 Evet, adalettir çünkü büyük çoğunluk itibariyle bir erkek bir kadın alır ve onun nafakasını taahhüt eder. Kadın ise bir kocaya gider, nafakasını ona yükler, böylece mirastaki noksanlığı telafi eder. Hem merhamettir çünkü o zayıf kadın babasından şefkat ve kardeşinden merhamet görmeye çok muhtaçtır. Kur'an'ın hükmüne göre babasından endişesiz bir şefkat görür. Babası ona servetimin yarısının ellere yabancılara geçmesine sebep olacak zararlı bir çocuk nazarıyla bakmaz, endişe etmez, o şefkate endişe ve öfke karışmaz. Hem o kadın kardeşinden rekabetsiz, hassessiz bir merhamet ve himaye görür. Kardeşi ona ailemizin yarısını bozacak ve malımızın mühim bir kısmını ellere verecek bir rakip gözüyle bakmaz. O merhamete ve himayeye bir kin, bir gücenme katmaz. Şu halde fıtratı gereği nazik, nazenin ve yaratılıştan zayıf olan o kadın görünüşte az bir şey kaybeder fakat buna karşılık ailesinin şefkatinden, merhametinden tükenmez bir servet kazanır. Yoksa ona hakkın rahmetinden daha çok merhamet edeceğiz diye hakkından fazlasını vermek merhamet değil şiddetli bir zulümdür. Belki cahiliye döneminde vahşi bir gurur yüzünden kız çocuklarının sağ olarak gömülmesi gibi gaddarca bir zulmü andıran bu zamanın vahşi hırslarının merhametsiz bir çirkinliğe yol açma ihtimali vardır. Bunun gibi Kur'an'ın bütün hükümleri ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin fermanını tasdik ediyor. Yani biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Dördüncü bahis feli umhis sudus. Yani annesinin hissesi 6'da 1'dir. Nisa 11. İşte mimsiz medeniyet nasıl kıza hakkından fazlasını verdiği için böyle bir haksızlığa sebep oluyorsa aynı şekilde annenin hakkını kesmekle de daha dehşetli haksızlık ediyor. Evet Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin en hürmete layık, en tatlı, en latif ve en şirin cilvelerinden olan anne şefkati kainat hakikatleri içinde en muhterem, en aziz hakikatlerdendir ve anne öyle kerim, merhametli, fedakar bir dosttur ki bir anne şefkatinden dolayı bütün dünyasını, hayatını ve rahatını çocuğu için feda eder. Hatta anneliğin en basit ve en aşağı derecesinde olan korkak tavuk o şefkatin azıcık bir parıltısıyla yavrusunu müdafaa etmek için ite atılır, aslana saldırır. İşte böyle muhterem ve aziz bir hakikati taşıyan anneyi evladının malından mahrum etmenin o muhterem hakikate karşı ne kadar dehşetli bir haksızlık, ne derece vahşi bir hürmetsizlik, cinayet gibi bir hakaret, nimete karşı Cenab-ı Hakk'ın rahmet arşını titreten bir nankörlük ve insanın toplum hayatı için gayet parlak ve faydalı bir ilacına zehir katmak manasına geldiğini, insaniyet perver olduğunu, yani insanı yücelttiğini iddia eden insan kılığındaki canavarlar anlamazsa, elbette hakiki insanlar anlar, Kur'an hakimin, feli ummihi hükmünün, hak ve adaletin ta kendisi olduğunu bilirler. الباقي هو الباقي سعيد نورسي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم والحمد لله رب العالمين